Evet arkadaşlar, şimdi turnikelerden geçtik ama bu turnikelerin boyunu bayağı uzatmışlar. İzinsiz giremiyorsun ama ben başardım girmeyi. Arkadaşlar ben giderken buralar tarla tumptu. Kız yurdumuz okulun içinde, erkek yurdu hemen okulun dışında. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Bana bakıp gülüyorlar. Not forever. Hadi gidelim. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Bugün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde vlog çekeceğiz. Çünkü geldiğiniz zaman neyi, nerede merak etmeyin diye size şimdiden göstereceğim. Eğer İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kazandıysanız Allah yar ve yardımcınız olsun gençler. Hadi gidelim. Pilav kazanı varmış. Önceden vardı, artık kapattılar. Bu arada şu kapılarda gerçekten İngilizce yazı var çünkü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi dil ağırlıklı bir üniversite. Burada eğer 2 sene kalırsanız hazırlıkta bölümünüz İngilizceden Türkçe'ye dönüşüyor. Aa, bilseydim kalırdım ya. Karşıdaki sarı siyah binada bir ev mutlu zaten. Şurada havuzumuz var. Girip yüzmek isteriz. Bu üniversite fabrikadan dönme olduğu için arkadaşlar böyle normal devlet üniversitelerine pek benzemiyor. Hatta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi özel üniversite sananlar da var. Ben İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden geldim deyince özel üniversiteyi mi bıraktın diyorlar. İzmir'de bir özel üniversite varmış. Kapanınca onun öğrencilerini aldığı için özel üniversite sanıyorlar. Öyle bir şey yok. En azından ders aralarında zaman geçirebilecekleri bir bölüm var yani. Şimdi biz bu C bloktan içeri gireceğiz. Gireceğiz. Yan tarafta B ve A blok bulunuyor. Onur'u dersine bırakıyoruz. Çocuğumuzu derse bırakıyoruz. Annem. Onur. Ben de dahil. Zahit ve Caner'in de bugün dersi yok, evet. Ama Feyza için bugünlük İkçi'ye geri döndük. Aslında dersimiz vardı ama Feyza için erteledik. Anne merhaba, ben ders gidiyorum. Şimdi bu A bloktan giriyoruz. Diğer tarafına çıkıyoruz. Köpek de bizimle giriyor. Bizim okulda bu çok normal bir şey. Burada genellikle mühendislerin dersleri oluyor. Bunların şifresi nasıl ayarlıyorlar? Bilmiyorum. Evet. Bizde böyle bir şey yok. Şey, ön tarafına çıkalım. O hazırlığın kalan olduğu yer var ya. Şu dolapları nasıl yapılıyor ya? Kimse bilmiyor mu? Öğrenciye özel olarak şifresi veriliyor diye düşünüyorum. Hemen bu gayet güzelmiş aslında. Bu boş bir dolap. Bu üniversitede olan bir şey değil. Eskiden yemekhanemiz bu alanda bulunuyordu. Daha sonrasında yeni bir bina yaptılar. Burası konferans salonunun arka girişi. Ön kapısı da hemen sol tarafta, aşağıda bulunuyor. Hırkan çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Benim sayfamda sponsorlu eşliğinde giyindim bugün. İlk geldiğimizde ilk oturduğumuz kafe. Evet, burası. Kantinmiş. Yabancı Diller Yüksek Okulu'na doğru gidiyoruz. Burası işte hazırlıkların korkulu rüyası. Evet. Yabancı Diller Yüksek Okulu. Gelmeyin. Şuraya çekemez. Bir sürü oturabilecekleri alan var. Bu tarafta zaten banklar var. Yan tarafta evet. Da çardaklar var. Belli bir ücret karşılığında Bornova gidecekseniz her ay eviniz ya mesela yurt olarsa. Olarak evet, eğer ki buradaki yurda çıkmadıysanız, Bornova ya da başka bir yerdeki yurda çıktıysanız otur servise de kullanabilirsiniz eğer toplu taşıma kullanmak istemiyorsanız. It's perfect. Bu üniversiteden bir şey olmaz. Gelme. Bu üniversiteden bir şey olmaz. Gelme. Ya baba. Nasıl çekiyor? Ama hiç sarsmıyor. Göstermek istiyorum. Şu an böyle tutuyor kamerayı arkadaşlar. Buradaki sınıflar da hazırlık sınıfları. Birkaç tane örnek olarak gösterebilirim. Normal zaten lise 5 okuduğumuz için hazırlıklı arkadaşlar. Bir sıkıntı olmuyor. Amfi mantı hayal kurmayın. Bölüme geçince amfi oluyor ama bu sefer derslerden geçemiyorsunuz. Nasıl? Evet arkadaşlar, şurada rugby sahamız var. Hemen rugby sahamızı göstereceğiz. Amerikan futbol sahası, bak şurası. Gerçekten bak. Ben baktım dün burası yoktu. Bugün koymuşlar. Öyle bir şey. Hemen şu mavi bina yüzme havuzumuz. Yüzme havuzu var bak. Evet. Üniversitenin içinde yüzme havuzu var. Daha ne istiyorsunuz ya Rabbi? Şurası komple işte yüzme havuzu ve spor salonu. Ha tamam. Yani bir bina orası. İçerisinde. Ayrıca basketbol sahası var. Ayrıca voleybol sahası var içinde. Saatlik 5 lira. Evet, saatlik ücreti var. Ve bir de kız ve erkek olarak farklı gruplarda giriyorsun diye biliyorum. Evet. Böyle bir duyum almıştım. Belli saatlerde karışık gruplar var. O şekilde. Tasarım fakültesi burasıymış arkadaşlar. Bunun da girişini görüyorum. İkçi inşaat mühendisliği. Bölümü okumuyorsunuz. Direkt işe başlıyorsunuz. Üniversiteyi siz yapıyorsunuz. Nasıl? Personel yemekhanesi, öğrenci yemekhanesi. Bizim okulda ikinci öğretim yok. Yemekhane saat kaçlar arasında açık? 11.30'da başlıyor. 1.30'da bitiyor. 11.30'da başlayıp 1.30'da biten bir yemekhaneniz var. 4 tane giriş turnikesi var. Yemekhanede öğrenci kartınızın içine para yüklüyorsunuz önce. Sonra hafta başında yemeklerinizi seçmeniz lazım. Yemekhanede yemek yiyebilmek için. Öyle anlık gidip para verip yemek yiyemiyorsunuz. Önceden seçilmesi lazım. Paranızı verip yiyebiliyorsunuz ama 3 katı filan fiyatla yiyebiliyorsunuz. O şekilde oluyor. Çok fazlası önceden yemeğinizi seçin. Şu anda görevliler
yemekhane saati sonrası temizliği yapıyorlar. Yukarıda o salon var. Asıl oraya gidiyoruz işte. Oraya da çalışıyor. Langırt var. Masa tenisi var. Bilardo var. Güzel yaptı. Ornat sponsor. Uğur'u bitirdin abi. Kapıdan çıkıyoruz şimdi. Yemekhaneden. Nereye gidiyoruz? Bir okul içindeki kantinlerden fotoğrafı çektirebiliyor musunuz? Üniversitemiz alayına olduğu için alayına gidebiliyor. Sabah derse geldiniz, uykunuz mu var? Yastık çalıyorsunuz, derse öyle gidiyorsunuz, uyuyorsunuz. Sonra yastığı yere bırakmamız gerekiyor. Sol taraftan, sağ taraftan ön kapıya çıkılıyor zaten. Ön kapı tarafına çıkacağız birazdan. Arka tamam. Kapıya çıktığınız zaman İzban'a gidiyor. Ön kapıya çıktığınız zaman da Esotlar bekliyor. Üniversiteye özel yapılan yaklaşık 3 tane falan Esot var şu an. 596, Hayat Kurtarır. 97 ve 595. Buradaki hocalar harika. Üstümüzler genellikle uzaktan eğitim derslerine verilen sınıflar var. Bir tane hocaların odaları da ikinci katı arkadaşlar. PlayStation'ımız var. Evet, evimiz var. Kolumuzda. 2 liraya çalışıyor. Rezervasyon 10 dakika pes atıyorsun. PlayStation mı var? Aynen. Ay, ne zaman atıyorsun bunu gösterin? Ne kadar? 2 lira. 2 lira atıp PlayStation oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Her üniversitede yok bak. Buna dikkat edin. Şurada atıyorsun herhalde parayı. Burada da yine Langırt var. Evet. Üniversiteye gelin. Elinize verin. Topukluyla boyu uzamış. Hazırlıkta dersler bittiği için şu anda toplanıyor. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz. Hadi gidelim. Hala gidiyoruz. Evet, burası oturma yerleri. Oturuyorlar ders aralarında. Şurası yemekhanenin kapısı. Az önce çekmiştik. Şurada ödediğimiz ücretli servisler var. Burası da kütüphane, library. Bu arada İzmir Ekşi Hatipçeri Üniversitesi'ne hiçbir yere turnikeden geçmeden giremiyorsunuz. Hayatımıza götürüyoruz. Üst katı var. Şuradan çıkılıyor. Üst katı da var. Şu bilgisayarlı notu yerde göstereyim. Burada bilgisayarlar var. Bilgisayarla girişlerinizi halledebilirsiniz. Şimdi kütüphanenin üst katına çıkıyoruz. Grupça ders çalışacağınız zaman buralara isim yazdırıyorsunuz. 2 saatliğine size veriyorlar. Grupça ders çalıştığınız zaman. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kattan da diğer tarafa geçen bir kapı daha varmış. Burada da yine eşyalarınızı bırakabileceğiniz dolaplar var. Kütüphaneye gidelim şimdi. Bu taraf işte vize haftasında açıyorlarmış arkadaşlar. Kütüphane saat kaçta kapanıyor? 5'te. Saat 5'te kütüphane kapanıyormuş. Şimdi kütüphaneye geçiyoruz. Ders çalışma yerinden çıktık. Burası da kütüphanenin girişi. İstediğiniz kitabın ismini buraya yazınca hangi bölmede olduğu çıkıyormuş. Oradan aradığınız kitabı bulabilirsiniz. Kapsamlı ya, kitaplar, her şey var. Bu kitabı alacaksınız. Bu şekilde de alabiliyormuşsunuz kitabı. Şuradan da geri çıkıyoruz. Daha sonra şu sağ tarafta lavabo var. Kırtasiye bölümü. Aynen. Şu kapının olduğu yerde kırtasiye bölümüymüş. Biz fotokopileri buradan çektiriyorduk. Hı hı. O zaman kantinde yoktu. Buradan da fotokopi çektirebilirsiniz. Evet, şimdi kütüphaneden geri çıkıyoruz. Çıkarken de kartınızı okutmanıza gerek var. Çıktığınıza dair. Her şeyi kartla hallediyorsunuz buradan. Şimdi okulun ön kapısına doğru gideceğiz. Orada da yine kafeler falan var. Onlara bakacağız. Begümler'de. Şurada yine kafe var. Ama yine de vizelerden sonra olmasına rağmen şey yani kalabalık. Çok sakin değil. Begüm ne yapıyor? Begüm fotoğraf çekiliyor herhalde kendi kendine. Bu sefer de biz çekelim. Biz de sizi çekerek geliyorduk. Ama şey olarak başladık. Şey dedik. Feyza'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet. Şimdi oturduğumuz yerden kalktık. Ön kapıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ön kapıya giden yol. Burayı da büyütmüşler. Burası tek kaldırımdı. Kamu Yönetim Siyasal Bilimler Fakültemizde hemen ileriden sağ tarafta. Şimdi şurada da Akbank varmış, ATM var. Ziraat ATM'si kapının önünde var. Evet. İş Bankası hariç bütün hepsi varmış yani. Burada sağlık ocağımız var. Revir.
Orası sağlık ocağı. Orada doktorlarımız var. Herhangi bir rahatsızlıkla direkt olarak gidebiliyorsun. Aile hekimliğini aldırman gerekmiyor aslında. Yani eğer aldırmak istiyorsan aldırmak için bir anket yapıyorsun. Aslında ben aldırmana kullandım. Buradaki iki binada zaten fakültelerin bulunduğu binalar, yetkililerin bulunduğu binalar. Karşıdaki ana bina rektörlük. Otoparkımız var bu tarafta sağlı ve sollu şekilde. Plaj voleybolu vardı orada. Kaldırma atla. Plaj voleybolu mu? Şaşırdım. Evet. Bunu ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Bu sefer ben bilmiyordum. Begüm orası gözüküyor ama oradaki kafeyi de çeksin. Orada da bir kafe var. İçinde bilardo falan da vardı kafenin. Hala var mı? Orası kapandı şu anda. Sanırım aktif değil orası. Halı saha var. Bizim okulumuzun İkçi UBS sisteminden girip oradan rezervasyon alıp takımınızı kurup gelebiliyorsunuz. Aa, bir de şeyi söylemeyi unutmuştuk. Kütüphaneden kitap ödünç alıp getirmediğiniz zaman evet onu sakın geciktirmeyin arkadaşlar. Her günde 25 kuruş işliyor. Onu direkt gününde götürüyor. Yani 25 kuruş deyip geçmeyin. Şu anda bayağı 200 lira falan borcum var galiba. Şimdi yine hatırladım bak, yine hüzünlendi. Bir kitaba 100-130 lira para bayılacağınızı oradan alıyorsunuz. Bir sene kullanıyorsunuz 80 lira. 30 lira kar. Nasıl? Burası rektörlük binasının girişiydi. Evet. Hala aynı. Üzerine İzmir Katip çekilmez. Ben ilk fotoğrafımı şurada çekilmiştim. Tam şurada. Burası rektörlük binamız. Burada tabii ki de Atatürk Büstümüz var. Buradan da ön kapıya doğru yürüyorsunuz. Şu anda kamerada gördüğünüz ön kapının önündeki inşaat okulumuzun hastanesi olacak. Kameramın kadrosundan çekilir misin? Evet, Feyza İlaçlı'nın için fotoğraf molası verdik. İşte arkadaşlık bunu gerektirir. Şurası tekrardan halı sahanın olduğu yer. Burası da öğrenci otoparkı, karşıda gördüğünüz alan. Oradan da dışarıdan girip okula girebilmek için yine bir turnike girişi var orada da. Gidiyoruz. Karşıdaki bina okulumuzun hastanesi olacak. Aa, karşıdaki bina. Evet. İzmir Katip Çelebi'nin hastanesi neredeydi zaten? Menemen tarafında değil miydi? Çiğli'de şu anda. Dışarıdan arabayla girseniz bile okulun içine. Yine buradan bir öğrenci kartınıza çıkış yapmanız gerekiyor. Yine turnike var burada da. Gözlüğümü çaldı. El hareketi serbest mi kanalında? 4-5 yılınız bu yolda böyle sürünerek geçecek. Otobüse gideceksiniz, geleceksiniz. Sadece sürüneceksiniz. Bakın bu karşı binayı da bizim okula dahil edecekler. Onu 2 saat önce anlattım ama tabii. Ben bir daha anlatıyorum. Bir de benden dinle. Ha burada durak var. Ha burada. Ha burada da. Ha burada da kanalı sahibi var. Bu da yancısı. Gözlüğümü ver lan. Vermeyeceğim abi. Okulun buradan pek hoş gözükmüyor ama biraz sonra ön kapıyı tam olarak göstereceğim. Evet, o zaman diyeceksiniz ki aa net gelmeliyim. Biz ilk geldiğimizde kampüsü daha yokken şu ön kapısını ben fotoğraflarımı görüyorum, nasıl mutlu olmuştum. Ben de. Şu PTT buradan kargo alıp kargo yollayabiliyor musunuz? ATM'si var, kargosu yan tarafta. Şimdi. Turnike'den basıp geçiyoruz. Şurada misafir girişi var, orada TC kimlik numaranızı bırakınca İçeriye girebiliyorsunuz. Burada duraklar var. Burada yine havuz var. Her yerde havuz var. Ha, bunun içinde su da var. Evet, burada su ve balık var içeride. Sonra balıklar ne oldu bilmiyorum. Burası evet. Hem durak hem de ziraat ATM'si. Yanında işte PTT'nin kargo. Kargo kısmı oradaymış. Ziraat Bankası var, Vakıf Bank var. İçeride Akbank vardı. Bütün otobüsler buradan kalkıyor zaten. Üniversitemizin girişini çekelim. Aynen. Burçlar yazıyor üstünde. Aa, Koç burcu. Böyle bir girişi var. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne. Hoş geldiniz. Arapça yazmışlar. Evet arkadaşlar, İkçi vlogumuzun sonuna geldik. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni elimizden geldiği kadar bütün detaylarıyla nerede ne varmış size anlattım. Eğer bu üniversiteyi kazandıysanız şimdiden size başarılar diliyorum. İnşallah İngilizceyi yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu eğer beğendiyseniz, yararlı bulduysanız aşağıdan like butonuna tıklamayı, eğer başka sorularınız varsa üniversite hakkında yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü İzmir'le alakalı ya da üniversiteyle alakalı daha bir sürü video gelecek. Sizleri çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşürüz.